Bey, buyurun. 2-3 ayda bir rahatsızlığım vardı, öksürük. Yani bu ileriki zamanlarda da şey yapıyor. Bu ilaçlı film gibi bir şey yani. Evet. MR gibi bir şey çektiler. Yani verilen raporda yazdı. Astroparatekal ve bitaral iler kısa çapı 1 cm altında büyümüş. Lenf nodu izlenmişti. Her iki akciğer 3 lob optikal ve anterior segmentlerde fibrotik değişiklik lehine septal kalınlaşmalar ve yaygın amfizem otozu alanlar ve büyüğü sağ akciğer üst lob apikalde yaklaşık 3,5 cm ölçülen çok sayıda billöz lezyonlar mevcuttur. Hocama bunu soruyorum yani. Hatta kalınız efendim Ahmet Bey. Tamam haktayım. Şimdi evet. Hocamız tabii sizin söylediklerinizi anladı. Ekran başında birçok kişi. Tabii ki anne. Evet. Canım herkes. Hayır, biz anlayamıyoruz. Çünkü konunun uzmanından birlikte dinleyelim. Belki tabii eklemek istediğiniz sorular olabilir. Buyurun efendim. Tamam yani hocam anladıysa ben dinliyorum hocamı. Ahmet Bey'e geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, Allah razı olsun hocam. Öksürük şikayetiyle müracaat ettiği hekim arkadaşımız tarafından çekilen toraks tomografisinde bir takım bilgiler okudu bize. Evet. Bu bilgiler ışığında medyasten dediğimiz her iki akciğerin yerleştiği alanın ortasındaki alanda boyları bir santimetreyi geçmeyen lenf nodları ve bazı yerlerde hava dolu keseciklerin olduğu bir akciğerden bahsediyor. Bu nedenle kendisi için bu tomografiyi isteyen göğüs hastalıkları hekimiyle görüşmesini ben tavsiye ediyorum. Evet. Onun yönlendirmesiyle nasıl bir yol izleyecekleri konusunda iyi bir şey çizeceklerini düşünüyorum. Onun için bu filmi isteyen göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımızla birebir tekrar görüşmesini ve nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgilenmesini ben tavsiye ediyorum. Doktorunuzu bırakmıyorsunuz efendim. Hocamız diyor ki takip ettiğiniz doktorunuza devam ediyorsunuz. Hocam bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ben göğüs hastalıkları bulamadım. Yani özele de gittim Bursa İnegöl'de. Göğüs hastalıkları bulamadım. Dahiliye uzmanına çıktım. Dahiliye uzmanı yaptı. Ben göğüs hastalıklarından mı temasa geçmem lazım? Bu evet göğüs hastalıkları uzmanı İnegöl Bursa'ya çok yakın bir ilçemiz. Evet, evet hocam. Oradan ya Yalova ya Bursa'ya giderek orada bir göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımızla görüşürseniz onlar size en iyi yolu göstereceklerdir. Sağ ol teşekkür ettim Allah razı olsun. Geçmiş olsun.